Dün 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı kutlamalarında tabii ülkemizin kurucusu, büyük önderimiz, rol modelimiz Atatürk'e de koştuk. Fakat orada bir takım gelişmeler yaşandı. Fox'un çok deneyimli muhabir ve kameramanların gözünden bazı detaylar kaçmadı. Bunu günün yorumsuz haberi olarak sizlere sunacağım. Yorumu sizden bekliyorum. Haberi o nedenle dikkatle takip edin ve yorumunuzu sonra bana aktarın, olur mu? Anıtkabir avlusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan için yükselen alkışlar. Belirli sayıda isim listesine göre resmi törene alınan siviller. Listeden haberi olmayıp da Anıtkabir dışında kalan ziyaretçiler. Bizim burada sizi rahatsız ediyor. Hiç rahatsız etmiyor ama yani yorulmayın diye söylüyorum. Hayır, biz de var ya, Antalya'dan geldik, biz Almanya'dan gelen var, tamam. Eskişehir'den gelen var. Sahilece geldik, Antalya'dan geldik ama bu bir haksızlık yani. Anıtkabir'deki resmi törenlere 15 Temmuz'dan bu yana siviller de alınıyor. O sivillerin resmi bayramlarda, hatta 10 Kasım'da bile Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahüratları büyük tartışma yaratmıştı. 30 Ağustos'un 99. yıl dönümünde de Anıtkabir'deki resmi törenlerde yine siviller avludaydı. Önceden isimleri belli olan siviller. Anıtkabir'deki resmi tören başlamadan önce Cumhurbaşkanlığı korumalarının elinde isim listesi var. O listede ismi olanlar resmi törene alınıyor. İsim yazdırmışlar. Biz dışarıda böyle kimlik kimden korkuyor yani, neden korkuyor? Hani neden 12'ye 1'e kadar bize eziyet ettiriyor yani? Bilmediğimiz yani, bir şehir yani. Hiçbir rahatsızlığımız yok yani. Burada 2 saat falan yorulmayın. Daha sonra gelebilirsiniz anlamında söylüyorum. Ama gidecek yer yok. Spor sokak var. Onun orada hem kafeteryalar var hem de bekleme yerleri var orada. Güvenlik görevlileri listede ismi olmayan vatandaşları kafeteryalara yönlendirdi. Tören başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkışları avluda yankılandı. 70 bayramlarda atılan sloganlar yoktu bu kez ama Cumhurbaşkanı Mozole'ye çıkarken de, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken de alkışlar devam etti. Anıtkabir mezarlığında olduğunuzu unutmayın efendim. Askerin bu uyarısıysa listeyle içeriye girenlere değildi. Resmi tören bitti, Cumhurbaşkanı gitti, listeyle törene alınanlar da Anıtkabir halka açıldı. Anıtkabir'de nöbet tutan Mehmetçi'yi alkışlayanlar uyarıyla karşılaştı. Anıtkabir mezarlığında olduğunuzu unutmayın. Şimdi bu sene şöyle bir şey danışmanım önerdi. Nihal Kemaloğlu dedi ki bazı haberleri sen yorumluyorsun, güzel, bazen mesaj alıyorsun. Bu sene şöyle bir uygulamaya gidelim, ne dersin dedi ve ben de konuştum, hakikaten mantıklı. Bazı haberleri sizin yorumunuza bırakacağım. Ben o konuda yorum yapmayacağım. Sizlerden yorumlar gelsin istiyorum. Mesela bu haber bizim Fox kameramanlarının ve muhabirlerinin o detaycı, o detayları yakalayan bakış açılarının eseri. Tabii sizlerin yorumunuzu çok merak ediyorum bu konuda. Bana bu konuda yazarsanız Instagram, Twitter, nereden yazabiliyorsanız onları mutlaka okumak istiyorum efendim.